Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf edebiyat soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle eleştiriyle ilgili soru çözüm yapacağız. Şimdi uzunca bir paragrafımız var. Bakalım sorumuz neymiş? Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Edebiyat tarihine şair ve romancı olarak giren Ahmet Hamdi Tanpınar bu sıfatların yanına bir de edebiyat tarihçi sıfatını kattı. Yazar edebiyat tarihi yapıtında son 100 yıl edebiyatımızı incelemek için pek çok kitap karıştırmış, hiç de alışık olmadığı başka alanlara girmiştir. Bunu gerçekten başarabilmiş mi? Bu noktayı işin ustalığına kendini vermiş olanlara sormalı. Ben bir konuya kenardan bakmakla beraber bazı eksikliklerine rağmen başarmış diyorum. Ancak Ahmet Hamdi Tanpınar sadece şiir ve roman yazsaymış demekten de kendimi alamıyorum. Ne yaptım? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi kişiliği ve sanatçı kişiliği ile ilgili kişisel yorumlarımı belirttim. O zaman bu nedir? Bir eleştiridir. Arkadaşlar eleştiri sorularını çözerken yaptığımız en büyük hatalardan biri şudur. Mutlaka olumsuz bir durum söz konusu olmalı da biz onu eleştirmeliymişiz ya da onunla hakkında fikir beyan etmeliymişiz gibi davranıyoruz. Fakat eleştirilerin tamamı olumsuz olmak durumunda değil. Bir yazarın üslubu ile ilgili yaptığınız olumlu değerlendirmelerde bir eleştiri metni ortaya ne yapabilir? Çıkarabilir. Böyle söyleyen birinin aşağıdaki türlerden hangisini kaleme aldığı söylenebilir. Ne demiş bakalım. İyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya çıkartmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak için yazıyorum. Ayrıca kötüye, çirkine, iyi ve güzel olmayana fırsat vermeyerek sanatçıyı daha güzel, daha güçlü, daha olgun, daha başarılı eserler vermeye teşvik etmek benim işim demiş. Ne yapmış? İyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya koyacakmışım. O zaman yapıtla alakalı bir durumdan söz ediyorsak, bu bir gazete, bir dergi, bir kitap, bir eser, bir sanat eseri, bir tablo bile olabilir. Yapıta dair bir yorumlama söz konusuysa biz buna ne diyeceğiz? Eleştiri diyeceğiz arkadaşlar. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Amaç iyi olanın değerini ortaya koymak. Sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana fırsat vermemektir. Böyle yazılar yazacak bir yazarın inceleme yapmayı, bu incelemelerden sonuca varmayı bilmesi gerekir. İyi olanın değerini ortaya koymak için bir şey yazıyorsam ben ne yazmam gerekir? Eleştiri. O zaman eleştirimizde amaç neymiş? İyi olanın değerini ortaya koymak, sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana fırsat vermemekmiş arkadaşlar. Divan edebiyatında, halk edebiyatında adıyla anılan eleştiren metinler. Şimdi eleştiren metinlere biz divan edebiyatında ne diyoruz? Halk edebiyatında ne diyoruz arkadaşlar? Münşat divan edebiyatındaki süslü nesirlerin toplandığı eserlerdi arkadaşlar. Bir kere koçaklama halk edebiyatında yiğitleme, koçum benim yiğidim diyoruz ya, yiğitleme yani epik şiirlere, günümüzdeki epik şiirlere karşılık gelen bir kavramdı. Tezkere divan edebiyatı içerisinde biyografiye karşılık gelen bir kavramdı. Cönk ise halk edebiyatında şairlerin şiirlerini topladığı defterdi. Yergi eleştiri demekti. Fakat sagu İslamiyet öncesinde ağıta karşılık gelen bir kavramdı. Bana neyi sormuştu? Halk edebiyatındaki karşılığını sordu. Nazire öykünme demekti arkadaşlar. Birine özenerek onun gibi yazma, ona özenme demekti. Yergi ise yine eleştiri demekti. Fakat halk edebiyatında yergi diye bir kavram yoktu. Hiciv divan edebiyatındaki eleştiri türünden eserlere verilen isimdi. Taşlama ise halk edebiyatında eleştiri türünden eserlere verilen isimdi. O yüzden cevabımız E şıkkı olmuş ondur. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarının özellikleri arasında yer almaz? Yazar yargılarında belirli ölçütlere bağlı kalmalı, nesnel olmaya çalışmalı. Beğendim, hoşuma gitti gibi nesnel ifade olmayan öznel yargılardan kaçınmalıdır. Bu doğru. Düşünsel planda üretilen yazı türlerindendir. Konusu bir başka sanat eseri, sanatçı ya da toplumdur. Doğru.
Servet Fünun'dan önce Türk edebiyatında rastlanmayan eleştirinin Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahbettin gibi yazarlarca ilk örneklere verilmiştir diyor. Fakat biz Tanzimat edebiyatında ne yapıyoruz? Eleştiri türünü görüyoruz. Divan edebiyatında az önceki sorumuzu çözmüştük. Hiciv türünde eserler görüyoruz. Halk edebiyatı içerisinde yine ne görüyorduk arkadaşlar? Taşlama dediğimiz eser türlerini görüyoruz. O yüzden Servet-i Fünun'dan önce bizim edebiyatımızda da bir eleştiri geleneği vardı. Yani direkt bu batıyla gelen bir tür değil aslında. Batılı anlamda örneklerde yine nerede başlıyor? Tanzimat döneminde verilmeye başlanıyor. Biz divan edebiyatı içerisinde yazdığımız kasidelerle ne yapıyoruz? Dönemin devlet adamlarını, padişahını eleştirebiliyoruz. Hatta bunun için kellesi giden bir neyimiz vardı bizim? Nefiğimiz vardı. Yazdığı Sihamı Kaza, Kaza Okları adlı eser yüzünden padişah tarafından ne yapılıyordu? Öldürülüyordu arkadaşlar. Çok hiciv yaptığı gerekçesiyle. Yine taşlamalarından dolayı ciddi anlamda problemler yaşayan bir halk edebiyatında seyranimiz vardı. O yüzden bizim edebiyatımızda eleştiri türü ilk defa Servet-i Fünun'da ortaya çıkan bir edebi tür değildir. Öğretici metin türlerindendir. Bilgi vermeyi amaç edinen yazar açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu da doğru bir ifade. İyi bir eleştiri yazısında yazar eleştirinin kendine özgü metoduna bağlı kalır ve yazısını bir plan dahilinde oluşturur. Bu da doğru bir ifade. C şıkkı yanlış oldu. Aşağıdakilerin hangisi eleştiri türünde eserler kaleme almış yazarlardan biri değildir diyor. Namık Kemal'in var. Tahribi Harabat değil mi? Harabat adlı eserin tahribini yaptığı yani eleştirisini yaptığı bir eserdir. Ziya Paşa'ya tepki olarak yazmıştı. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan Edebiyat ve Hukuk adlı yazısı yine neydi? Eleştiri türünde bir yazıydı. Muallim Naci'nin Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği tartışmada Demdeme adlı eserinde ne yapıyordu? Divan edebiyatının savunuculuğunu yapıyordu. Bu da eleştiri türündeydi. Nurullah Ataç'ın var. Fakat Şemsettin Sami'ye biz edebiyatımızda sözlükleriyle, sözlük türündeki eserleriyle ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Onun tarafından kaleme alınmış bir eleştiri yazımız yok arkadaşlar. Eleştiri yazısından alınmıştır diyor. Ne yapmam gerekiyordu? Eleştiri yazısından alınmışsa ne olacaktı? Bir esere yönelik, bir yapıta yönelinmişlik bulunması gerekiyordu. Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar oturur düşünür. Onun bir hazine-i efkarı vardır. Yani fikir cihetinden zengindir. Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar ayaküstü çalışır. Burada yok. Bir esere yöneliklik ne değil? Söz konusu değil. Peyami Safa romanlarındaki genç kız batılılaşmış zengin bir aileden genellikle Fransızca da İngilizce bilen uyanık bir kızdır. Kahraman olarak az ya da çok batı terbiyesi ve batı kültürü almış bu kızlardan başkasını seçmez. Ne yapmış? Peyami Safa'nın üslubu ile ilgili bir şeyler bahsetmiş bize. Bir şeylerden bahsetmiş. Bir bakalım diğerlerine de. Sanat bilgiyle ulaşılabilecek bir yerde durmaz. Sanata giden yol ne yaptı? Gitti. Bir esere yöneliklik yok. Namık Kemal Vatan Yağın Silistre sahnelendikten sonra sürgüne gönderilir. Bu da bir esere yöneliklik yok. Divan edebiyatı Fuzuli demektir. Fuzuli'yi anlamadan divan edebiyatını anlayamayız. Bu da bir esere yöneliklik yok. Ama neydi? Hemen bakalım. B şıkkında Peyami Safa'nın romanlarından ki üslubundan ve genç kızdan ne yaptı? Bahsetti. Bir esere yöneliklik, bir üsluba yöneliklik, bir sanatçıya yöneliklik vardı. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Hangisi eleştiri alanında eser vermemiştir? Nurullah Ataç'ın var demiştik arkadaşlar. Mehmet Kaplan'ın Kültür ve Dil adlı eseri yine bir eleştiri tarzındadır. Asım Bezirci'nin bir eseri var. Hüseyin Cahit Yalçın'ın var demiştik. Fakat Sait Faik Abasıyan'ın eleştiri türünde eseri yoktu. Biz onu neyle bilecektik? Öykücü kimliğiyle tanıyacaktık arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış yargıların hangileri doğrudur diyor bize. Cumhuriyetten sonra Türk edebiyatında eleştiri türünde önemli gelişmeler yaşanır. Doğru bir ifade bu arkadaşlar. Eleştiri yazısını başarılı kılan yazarın kişisel görüşlerini vermedeki ustalığıdır demiş. Bir kalsın. Eleştiri yazarı okurun seçimlerine yön vermek, edebiyat ve sanat eserini okurun gözünde yüceltmek ister. Modern eleştiriden önce divan edebiyatında eleştiri benzeri eserler vardır. Örneğin Harname eleştirel anlatımıyla yazılmış bir mesnevidir. Bu kesinlikle doğru bir ifade. Eleştiri
karakteri anlatmaya bağlı edebi metinler arasında yer alır ve doğal gerçekliği olduğu gibi anlatır. Anlatmaya bağlı edebi metinler içerisinde değil, bir kere öğretici metinler içerisinde yer alır. Eleştiri 5. yargımız yanlış. Geldik 3. yargımızda, diyor ki seçimlerine yön vermek okurun gözünde yüceltmek ister. Hayır, seçimlerimize belki yön verebilir ama bir yüceltme söz konusu değildir. Aksine biz nasıl yaklaşacaktık? Nesnel bir yaklaşım sergileyecektik. 3'te yanlış oldu. Eleştiri yazısını başarılı kılan yazarın kişisel görüşlerini vermedeki ustalığı değildir. Ne kadar nesnel yaklaşabiliyorsa o kadar başarılı bir eserdir. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. 1 ve 4 olarak karşımıza çıktı. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye soruyor bize. Eleştirilerde bir eserin başarılı ve başarısız yanları ortaya konur demiş. Bu doğru bir ifade. Sadece olumlu durumları ya da olumsuz durumları ifade etmeyeceğiz. Her iki durumu da ne yapacağız demiştik. Göz önüne sereceğiz demiştik. Eleştiriler bir sanatçının kendisini geliştirmesine yardım edebilir. Evet, verilen yapılan eleştirilere göre biz ne yapabiliriz? Eksiğimiz varsa bunu düzeltebiliriz. Olumlu bir durum varsa bunu da ne yapabiliriz? Devam ettirebiliriz arkadaşlar. Özellik bir eleştiri yazarının kaçınması gereken bir niteliktir. Doğru bir ifade ne demiştik? Olabildiği kadar nesnel davranılmasıydı. Eleştirinin kurmaca bir özelliği vardır. Yazar kendi gözüyle anlatır demiş. Bu yanlış bir ifade. Bir eseri çok yönlü ele almalı, derinlemesine irdelemelidir. Doğru. Yazar kendi gerçeğini anlatmıyor arkadaşlar. Var olan gerçeklik üzerinden nesnel yorumlamalar ne yapıyordu? Yapıyordu. Eleştiri türün örnek değildir. Tahrib-i Arabat bir eleştiri. Kavgaların bir eleştiri. Takip bir eleştiri. Şiir ve inşa bir eleştiri. Fakat körebe Cenab-ı Şahabettin'e ait neydi arkadaşlar? Tiyatro türünde kaleme aldığı bir eser olarak karşımıza çıkıyordu. Tahrib-i Harabat'ı Namık Kemal kaleme alıyordu. Kavgalarımı Hüseyin Cahit Yalçın kaleme alıyordu. Az önce söylemiştik, Servet-i Fünun'da o yayınlanan edebiyat ve hukuk yazısı da bu eserin içerisinde yer alır. Takip yine şiir ve inşa Ziya Paşa tarafından kaleme alınan bir eser olarak ne yapıyordu? Karşımıza çıkıyordu eleştiri türünde arkadaşlar. Zaman adlı şiir bu kitap içinde hemen öne çıkanlardan. Bu şiiri dikkat çekici kılan imgelerin özgünlüğü kadar dilin doğallığı da. Kelimeler kendi içinde bir müzik yakalıyor. Yani şiir anlamı imgelerle olduğu kadar sesiyle de kurmayı, güçlendirmeyi başarıyor. Ne yaptım? Ben şiire yönelik kendi fikirlerimden bahsettim. O yüzden bu bir ne oldu? Eleştiri oldu. Üsluba ve dönemin gereklerine dair bir ifadede bulundum arkadaşlar. Yukarıda boşlukları olan bir metin var. Buraya hangileri getirilmelidir demiş. Yazacak arkadaşlarımın işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar seçtikleri bir yazarı doğumundan ölümüne elbette eserlerinden de söz ederek yazarlar. O zaman ben neyi yazıyorum? Doğumundan ölümüne yazıyorsan bir yazarı, onun biyografisinden bahsediyorum. Birinci boşluğa kesinlikle biyografi gelecek. Devam edelim. Ben yazacağım bir yazarın hayatına dair bilgi vermek kadar kolay değil bu. Benim değerlendirmeleri yapmam, edebiyata kattıklarını ve katkıları eksik yönlerini anlatmam gerekecek. Eksik yön, katkıları, bunu kattıkları dediğimde o zaman bir esere dönüklük söz konusu. Buraya da eleştiri gelir. Cevabımız da A şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Dil hangi işlerde kullanılmıştır diyor. Cemil Meriç'in eserlerinde portreler galerisindeymişiz gibi hissedersiniz kendinizi. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, eskiden, yeniden, bizden, başkasından yüzlerce portre. Bu portrelerin hemen hepsi sanat, edebiyat ve düşünce insanıdır. Çünkü Cemil Meriç geleceği kuranların sadece ve sadece sanat, edebiyat ve düşünce insanları olacağına inanır. Çünkü onların eserleri aracılığıyla geleceğe bir ses bırakacaktır demiş. Bakalım burada din hangi işlevde kullanılmış arkadaşlar? Göndergesel işlevde. Biz metni okuduk ve bilgi sahibi olduk. Sanatsal işlev olsaydı edebi metinler bir hikaye, bir betimleme metni ne yapabilirdi? Bana verebilirdi. Dil ötesi işlevde dil kurallarını aktarmam gerekiyor. Türkçede 28 harf vardır. Fiilimsler fiil köklerden türetilir gibi. Dil kurallarına yönelik cümlelerle karşılaşırım. Alıcıyı harekete geçirme. Emir kipleridir arkadaşlar. Kalk git, ayağa kalk, hadi yazı yaz gibi. Direkt emir veriyorum. Karşımdaki de ne yapıyor? Doğal olarak hemen harekete geçiyor. Kanalı kontrol işlevi de uyudun mu
ne yaptım? Karşı taraf beni dinliyor mu, dinlemiyor mu kontrol ettim. Anladın mı diyorum mesela, ya da anlaştık mı diyoruz. Karşı tarafı kontrol ettiğimiz durumlar. O zaman biz bu sorudan ne öğrendik? Eleştiri türündeki metinlerde göndergesel işlevde bir dil kullanımı söz konusuymuş arkadaşlar. Hangisi yazarın özelliklerinden biri değildir diye ne yapmış, sormuş bize. Eleştirmen kurallar koymalı ve hüküm vermelidir. Her eseri dikkatlice incelemeli, okuyucuya tanıtmalıdır. Hoşuna gitmeyen eserleri bile tarafsız incelemelidir. Sabit fikirlere ve ön yargılara saplanmamalıdır. Okuyucuya rehberlik etmeli, onun iyiyi ve kötüyü ayırmasına yardımcı olmalıdır. Fakat kurallar koyup hüküm veremezsiniz arkadaşlar. Siz kişisel fikirlerinizi beyan edersiniz. Nesnel olan, gerçek olan bu dersiniz. Okurlar buna inanır ya da inanmaz. Kural koyup kesinlikle bir hüküm veremeyiz. Eleştiri yazılarında yaptığımız en büyük hatalardan biri budur. Kişisel eleştirilerimizde buna dikkat etmeliyiz. Demdeme tarafından Saadet Gazetesi'nde yayınlanan edebi tenkit dizisidir demiş. Recaizade Mahmut Ekrem'le tartışmış demiş bize. Recaizade Mahmut Ekrem'in yenilik taraftarına karşılık eski edebiyatı, edebiyat geleneğini savunan tek bir isim vardı. O da kimdi arkadaşlar? Muallim Naci idi. Muallim Naci ile Recaizade arasında tartışmaya sebep olan göz için kafiye, kulak için kafiye tartışmamız vardı. Bunun sonucunda Demdeme ve Zemzeme adlı eserler ne yapılıyordu? Kaleme alınıyordu. Bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Bol bol soru çözmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.